Evet, geçen seneden sonra Bozcaada'ya ikinci gelişimiz. Şurada şöyle bir fotoğrafımız vardı. Yine aynı mayo, farklı tişört. Buradayız. Terlikler aynı mı bilmiyorum artık. Fotoğraf, ha o zaman şey vardı, ayakkabı vardı. Buraya gelişte güzel güzel şeyden sonra, ne o, boğaz çıkışından sonra hava falan yoktu. Bayağı sakin sakin. Boğaz'da bu arada 10.5 knotlara çıktık Çanakkale'ye geçtikten sonra. Şey, akıntı makıntı manyaktı. 2200 RPM'lerde falan dolandık yani. 10.5. 2500'e çıksak herhalde 12 yapardık değil mi Kaan? Bugünkü kameramanımız bu arada Kaan. Böyle beraber şimdi biraz Bozcaada'ya gideceğiz. Gideceğiz. Şurada teknemiz bağlı. Barış kaptan yine balık peşinde. İki tane melanur almış. Burada kalemiz var. İçeriye doğru gideceğiz bakalım. Bozcaada'yı gezelim. Malum pandemi şartları, zaten her yer kapalı. Benim burada bir tane restoran var. Çok beğeniyorum mezelerini. Yakamaz restoran. Geçen şeyde de seyirden sonra da gelmiştik. Hatta fotoğrafını koymuştum. Oraya gitmek istiyorduk ama nasip olmadı. Çünkü pandemi var. Kapalı her yer. İstanbul'dan çıkarken siparişi verdim arayıp. Onlar sağ olsun özel bizim için yaptılar. Hadi gidelim. Şuraları da göstereyim. Marmara Denizcileri bilmez. Biz de Marmara Denizcisiyiz. Geldik şok şok izliyorduk yani. Böyle dibi gözüken deniz varmış. O bu kadar güzel yani. Şuraya bakın ne kadar güzel ya. Bakın kefal. Dolu, balık dolu. Dünden beri Barış bir sardı balığa. Adamı tekneden çıkaramıyor. Sürekli balık tutuyor. Kaan kaptan. Kaan kaptan. Geçen sene biz geldiğimizde burada şey vardı. Şurada inşaat vardı. Şurası yapılıyordu. Ondan bütün bu iç taraf komple şeydi. Kötü durumdaydı yani. Balçık gibiydi. Yüzemedik. Bu sene de biraz erken geldik. Buralara gelmek, dalmak lazım abi tüfekle, ama limanda yasakmış. Abi şurada dalmayacaksın, nerede dalacaksın Allah aşkına? Bozcaada terk edilmiş diyar. Kimse yok bizden başka. Gelen tekneciler olmasa buradaki şeydi, tozçu da herhalde kapatır gider ya. Bozcaada'ya ben de ilk defa geldiğimde, geçen sefer tekneyle gelmiştim, o ilk gelişimdi. Kaan kaptanın da ilkmiş. İlkler özeldir Kaan kaptan. Evet, sahil güvenliğinin limanı. Ve şurada sahil güvenlik. Maskelerimizi takalım, yolumuza bakalım. 3000 lira ceza yemeyelim. Ya buranın birazcık şey... Maskemi takıyorum bu arada da. Buranın liman ücretleri birazcık şey, pahalı aslında ya. 180 lira ya. Su yok, elektrik yok, o ekstra. Ekstra öderseniz. Pek bir şey de yaptık. Muhtemelen tanıdık enişte falan varsa birazcık şeydir. Ya geçen sene de aynı parayı verdim diye hatırlıyorum da. Yine de çok millet söylediğim zaman nasıl yani, bir gecelik mi falan diyor. Şimdi böyle devam ediyoruz. Buralarda kafeler falan var. Biz ne yapmıştık? Üstünden falan gelmiştik herhalde. Böyle bu tarafa gittik. Şurada yakamız bu tarafta. Ama öncesinde bir dolaştık. Her yer açık deniyordu. Bayağı açıkmış her yer. Burası balıkçılar. Bu restoranların önüne falan da çapa atıp gelinebiliyormuş. Kendi çapanızda kıştan kara tonozları yok ama hani Bozcaada eskeresi doluysa, şurada bizim restoran var işte. Yakamos. Yakamosis. Yakamosis. Adal kaptan, adam yarı çıplak çalışıyor. Hı. Bak
etrafını kapatıyorlar. Bizim mekan orası. Kapatmışlar daha doğrusu. Yoktu geçen sene öyle bir şey. Bu. Zekinin yeri. Evet. Gördüğünüz gibi kapalı. Yani mezecinin, rakıcının da herhalde şey olmaz değil mi? Paket serveti. Ama oluyor. Evet, dün akşam sağ olsun hallettiler bizim için. Biz ne amaçla çıkmıştık Kaan Kaptan? Balıkçı mı bulacaktık? Balıkçı bulacaktık. Kalamarları yakalayıp yemek için. Zoka. Ama her yerin kapalı olması gibi bence orası da kapalıdır yani. Biraz da bize bak. Büyük kaptan. Dolaşıyoruz. Çok güzel. Çok keyifli. Nasıl bir sokağa çıktık? Güzel bir sokağa çıktık. Böyle. Şimdi burası bistro. Geçen geldiğimde şarapları aldırdılar ama kimse şarapları almadı. Hepsi teknede kaldı. Buraya geri döndü. Ben de pek tutmadım açıkçası. Ben kendi şarabımı kendim yapıyorum. Tamam Kaan Kaptan, bu kadar aksiyona gerek yok. Etrafımızda dönme ya. Yiğit Kaptan. Öyle daha güzel oluyor. Nefes alamıyorum ya. Oh be. Kaan Kaptan. Bak Bozcaada kafası. Çek bakalım. Burada şeyi bulamadım ben ya. Bir küçük Eylül meselesinin çekildiği bir tane şey var. Kıraathane gibi bir yer vardı. Orayı bulamadım. Maalesef. Burası kafeymiş ama güzel. Bir şarkı istiyorum kardeş senden. Son bir şarkı. En güzel aldanmıştır aşka inanmak. Yürü be. Ciğerimizi yaktın. Zeynep Emali. Yalnızca iş arkadaşlar memur derler. Sen 3 milyar dediğini biliyorsun. Sen milyar, sen para çekmişsin. Sen bu parayı ne yaptın? Evet. Melek ne başıydı ya? Melek bir şeyin başı ama subaşı mıydı? Subaşı. Hmm. Gel baba. Sokaklarda dönmeye devam. Polisler önümüzü kesene kadar. Su almaya çıktık Yiğit Kaptan. Evet. Polisler keserse önümüzü su almaya çıktık. Ekmeğimiz yok. Ekmek arıyoruz. Çünkü hiç kimsenin sokakta olmadığı bir yerde sokağa çıkmak yasak. Abini gördük. Kaçın. Aman kafana yıkılmasın. Kuşlar evi kendine yuva yapmış. Takalım. İnsanlar geliyor. Ben konuşurum, anlatırım. Sen etrafı çek. Yiğit Kaptan, burada senden başka güzel bir şey yok ki. Teşekkür ederim. Çok naziksin kaptanım. Bitkiler de canlı. Unutmayalım, koparmayalım. Bunu yapmayalım. Bunu yapmayalım. Evet Yiğit Kaptan, bundan sonraki rotamız neresi? Bundan sonraki rotamız artık herhalde Bademli olacak. Hazi abilere gideceğiz. Hazi Seyling'e. Orada bize sağ olsun kendisi ahtapot yapacakmış, sözü var. Ahtapotunu yiyeceğiz. Buraya geliş nasıl duygulandık değil mi ya şeyde? Çanakkale'de. Evet, özellikle anlatım. Orada ya. Duygulanmayan insan var ya, gitsin yüreği yansın arkadaşım. İki kere geçtim. Bir de biz böyle geçerken böyle şey gibi, askerler gibi açıyoruz mehteri, veriyoruz müziği falan. Oraları tabii videolara koyamayacağım. Sonra reklam meklam koyar. Ben videolara reklam koymamak için her şeyi yapıyorum çünkü. YouTube amca yapabilir. Evet. Öyle geçiyoruz falan, böyle hani vuracağız, kıracağız, patlayacağız hani. Şeklimiz o. Müzik açıldığı gibi böyle. Neydi? Hakan. Bizim tenör ya. Şişman tenör adam. Onun söylediği şey var. Çanakkale türküsü var. Araba geliyor.
efsane bir derleme. Onunla beraber bir açıyoruz böyle. Zurnalarla giriyor. Tüyler diken diken böyle geçerken. Çok başka bir şey ya. Yani onu hissetmeyen insan zaten anlayamaz. Burada sence balık ürünleri satan yer bulma ihtimalimiz yüzde kaç? Yüzdesi yok. Çünkü bilmiyorum. Sıfır bence yani. Bence de sıfır. Her taraf şaraphane. Her taraf şaraphane. Arkada geçtik birkaç tane. Güzel yapmış. Çok güzel bir Antep fıstığı ezmesi almışsın. Ben de şimdi ben seni çekeyim, sen ye. Teşekkür ederim. Hemen bunlar neresi şey mi? Ekmek almaya mı çıkmış? Burada da konuk evi varmış. Konuk evi denen de belki sen. Konuk edecek hali kalmamış. Önce. Gel kardeşim geç Bozcaada. Tıras çektim sana. Bak. Geç. Burasıydı, burasıydı. Ha, bu, buraydı mu? Değil mi? İşte bana buradan illa şey dediler. Cabernet Sauvignon al dediler. Ama o zaman yoktu. Ya da roz mu al dediler ya. Roz al dediler. Evin güzelliğine bakar mısın? Hor. Köftecilerin kralı. Köftecilerin kralı Tekirdağ'dadır abi. Vasilaki. Şarap peynir satış fabrika. Gürkol şarapları. Hayır zaten yasak saatlerde alkol almak yasak. Şarap satamazlar ki. Evet çok mantıklı. Şu an geldi. Burası galiba lan şeyin yeri işte. Bir küçük Eylül meselesinin çekildiği yer olabilir burası. Güzel bir yer. Şuradan geliyorlardı yürüyerek. Buradan yürüyerek gelip buraya geliyorlardı herhalde. En çok benzeyen yer orası. Ondan sonra burada reçelci ablalar oluyor normalde. Korona günlerinin özel yokmuş herhalde. Şu büfeyi bir sorayım bakayım. Ya. Nereden bulabileceğiz? Merhaba. Kalamar zokası var mı abi? Bir. Kalamar işi bitmiş diyor. Burada normalde teyzeler stand açıyor işte. Süt reçeli bilmem ne reçeli falan burada yapılan doğal ürünler. Ama maalesef her yer kapalı olduğu için burası da nasibini almış. Ya çok saçma ya. Bıktık artık be ya. Vallahi billahi. Yani buralara exception tanınması lazım aslında. Nasıl Muğla'da tekneyle dolaşabiliyorsan böyle yazlık yerlerde de mesela mekanlar açık olması falan lazım ya. Buradan böyle gitmiştik. Biz buradan domates, incir ve süt reçeli aldık. En iyisi süt reçeliydi ama. Ama dün yediğimiz meze neydi? Öf. Ben hayatımda ilk defa öyle meze. Buranın mezeleri muhteşem ya. Öyle bele değil. Şey mi? Ege karmasını diyorsun. Evet. Ege karmasında kaşar peyniri, kuru domates, kuru kayısı, yeşil zeytin. Kuru dut vardı. Kuru dut vardı. Nar ekşisi. Birazcık susam üzerine. Böyle bir meze yok. Sen her gün getiriyorsun kardeşim. Böyle. Bu kadar ufacık bir yer geri dönüyoruz yani.
Diğer bir tane şarapçı vardı ama kim bilir kim nerede. Mustafa, seni şu iki tane kızın arasında çekeyim, hatıra olsun. Çek, kaptan kızları yanına almış desinler. Kaptan kızları yanına aldı. Hepinize selamlar. Bundan sonra benim miçolarım bunlardır arkadaş. Dün geldik. Dün akşam bağlandık yani. Tam gün batımında. Hemen yemeğimizi söyledik. Geldi. Yarın da dönüyoruz. Yarın gidiyoruz yani. Ha, 34 tekne için 180 lira. Onu söyleyelim. Bağlanma parası günlük. 20 lira suya yazıyorlar. Elektriğe kaç yazıyor bilmiyorum. Belediye limanı için çok fazla. Yani Foça'da da bağlandık. Belediye orada ne kadardı? Elektrik su da ayrı 150 liraydı. Hadi orası da pahalı yani. Burası da Bozcaada Kalesi. Buradan yerlere çöp atmıyoruz. Çöpümüzü çöpe atıyoruz her zaman. Nefret ederim yani. Tepeden de drone ile görüntüsünü zaten koyarım ben. Şöyle buranın da genel bir manzarası böyle. Şu karşısı yine yakamoz restoranı olduğu yer. Kızımızın güzelliğine bak ya. Açmış gölgeliklerini, gelin diyor. Gölgede oturun diyor baba diyor. Gelin ben size 10.5 natı göstereceğim diyor. Gelin diyor, size güzelliği yaşatacağım diyor. Bazen full dolu oluyor. Aramak lazım oluyor. Ahmet abi var bir tane. Onu arıyorsunuz bağlanmak için. Geliyorum işte şöyle şöyle. 20 dakikaya oradayım falan pişman. Ama bir bağlanışımız var yani. Bir bağlanışımız var, görmeniz lazım. Tonus 50 fit tekneye falan görüyormuş herhalde. Tabii o halde ne oluyor, yetmiyor. Yok işte sen diyor öne git diyor. Gidiyorum öne, kıçal atlarını boşluyoruz. Ondan sonra geri gelmeye çalışıyoruz. E tabi kısa. 8.20 geçiyordu. 9'da zor bağlandık. Aynen. 9.05 geçiyordu bağlandık. 8.20 geçe. 22 saat. 22 saatte geldik. Ondan sonra yan tonoz alayım dedi. Yana götürdü falan. Allah'ım, onun da tonoz halatı şöyle yani. Sanki gemi bağlayacaksın. Bizim şeye girmiyor. Yani bir tur döndürebilmişler. Koç boynuzunda. Ondan sonra o da çıkıp attı mı? Tornistan böyle verirken arkaya doğru. Ki çok dikkat edin. Kesin tonoz halatı falan kopabilir. Alttan çelikle falan bağlı. Bir kere de marina da öyle kopmuştu. Çok durmuş altında. Tonoz koptu. Direkt tekne arkaya gidiyor tabii. Hemen ben öyle tornistanı verince şeyindeydim. Şöyle. Bilincindeydim olayın. Baktım koptu. Hemen aldım, boşa koştum arkaya. Duvara yasladım elimi. İttirdim tekneyi. Tekne kurtuldu. Ondan sonra o kalın tonoz halatına, normal benim kendi halatıma bağladık. Tonoz halatını değil, benim halatı. Tonoz halatı olarak kullandık. Öyle bir saçmalık oldu yani. Fale yok, sümük yok. Denize sintini atan yok. Denizin kokusu bile bir başka. Evet, Bozcaada turumuz böyle. Yani daha devamı da varsa ben bilmiyorum. Benim kestiğim kadarıyla bu kadar da, en son geldiğimde böyle dolaştık geldik. Hadi bakalım teknemize gidelim. Bu akşam güzel bir şöyle rakı sofrası mı yaparız? Kaan Kaptan. Güzel bir karpuzla başlayıp rakıyla bir... Karpuzla başlarız o zaman şöyle. Arkadaş güzel vodkalı karpuz yapıyor. İçini oyuyor blenderla. Yok ya, biz yani acemiyiz daha. Tabii tabii. Ondan sonra 1 litre vodka içine
Üf. Kafalar duman. Ondan sonra da yarın sabah erkenden çıkar gider. Hazzi abimize gideriz. Biberonlu miço. Şöyle de bir güzellik. Aha. Bak aşağıdaki. Ha, melanur. Melanur dolu. Yarım kilo melanur. Tabak tabak. Kara gözler var. Teknemiz. Ben de gideyim de bir şeyler vurayım. Benim bir kaptan. Yoksa gece aç geçireceğiz. Hadi bakalım. Karpuz. Görüşürüz. Karpuz diyor bak. Video kapatıyorum oğlum. Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz.